Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir haftalık bir aradan sonra yeni bir videomla, sizlere faydalı bir videomla karşınızdayım arkadaşlar. Bana gelen sorular üzerine insanların muhabbet kuşu beslerken takıldığı sıkıntılar üzerine daha önce çekmediğim videoları çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bu yüzden bol like arkadaşlar. Videoma hemen like atarak izlemeye başlayabilirsiniz. Arkadaşlar, bugünkü konumuz muhabbet kuşlarını besliyorsunuz. Evet, güzel, ama yaz aylarında veya kış aylarında ani bir şey oluyor. Bir yere gitmeniz gerekiyor. Muhabbet kuşlarını tatile giderken veya 3-4 günlük veya bir haftalık bir arada nasıl yemlerini ayarlarız, nasıl bırakırız? Yani bir haftalığına bir yere gittiniz, tatile gittiniz veya 3 gün 4 gün. Bu arada muhabbet kuşlarına hani ne yaparsak kaç gün yem idare eder? Kuş nasıl idare edebilir veya ne yapmamız gerekiyor? Bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Ondan sonra arkadaşlar üretim hanemdeki yeni yavrularımı da size göstereceğim ve üretim hakkında biraz bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, yazın biliyorsunuz herkes memleketine gidiyor, köyüne gidiyor veya da tatile gidiyor. Şimdi arkadaşlar, kafeste kuş besliyorsanız, eğer tanıdığınız biri varsa mutlaka tanıdığınıza kuşlarınızı emanet edin arkadaşlar. Çünkü kuşları en fazla 4 günlük veya 5 günlük yem yiyebilecek şekilde ayarlarsınız. O da akıllı yemlikler sayesinde çift akıllı yemlik kullanırsınız. İçeriye de şu şekilde ekstra yemlikler, altta ekstra yemlikler. 3 tane, 4, 2 tane veya 3 tane şöyle büyük suluk görüyorsunuz arkadaşlar, büyük suluk. Bu şekilde ben 3 gün mesela kuşlarımı bir yere gittim, 3 gün bu şekilde ayarladım, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz ama bakın, 2 tane akıllı yemliği mutlaka koyun, suluğu mutlaka koyun, yemlikler dolu olsun. Yemliklerin bazılarına vitamini yüksek, vitamin değeri yüksek yemlerden koyun. Mesela aspur koyun. Bazılarına yulaf koyun. Gerekirse yere yem koyun. Bakın arkadaşlar, salmada da şu şekilde 2 tane büyük yemlik artı küçük 2 tane yemlik artı kovaların üstüne yem koydum. Ve 2 büyük suluk dolu şekilde 3 gün 4 gün idare ettiler arkadaşlar. Kafeste de yapacağınız sistem bu arkadaşlar. Ya mesela şurada da göstereyim. Bakın, bu genç kuşlarımla da göstereyim. 3 yemlik dolu şekilde bırakıyorum. İçeride ayrıyetten bir tane yemlik bıraktım. Mesela burada kaç kuşum var? 5-6 kuşum var. 6 kuş 3 gün boyunca, 4 gün boyunca yem ve su ihtiyacını bu şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadan giderler. Fakat şöyle bir durum olabilir arkadaşlar. Muhabbet kuşlarınızın yavrusu varsa, muhabbet kuşlarınız dişiniz kızgınsa, o dönemde hırçınlık yapıyorsa şöyle bir durumla karşılaşırsınız. Bu akıllı yemliğinizdeki yemleri kuşunuz devamlı döker. Yani bu yemleri döktüğü için de 2 gün içinde yemin hepsini dökerse ondan sonra hayvan yemsiz kalır. Bu sefer de aç kalır, ölebilir. Bu yüzden eğer kuşunuz kızgınsa dişiniz, bu şekilde mutlaka bir kuşçuya veya bir tanıdığınız akrabanıza bırakın kuşu arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar, kuşlarınız aç kalır, ölebilir. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi ne yapıyorsunuz? Bol bol yem bırakıyorsunuz. Bir de sizlere bugün bu konuyu anlatırken arada faydalı bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, kuşlar yemleri niye döküyor? Şimdi tatile giderken hani bıraktınız, kuş yemin hepsini aldı, aşağıya döktü. Hepsini yere döktü. Neden döker arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar, size bu konuyu tekrar söyleyeyim. Daha önceki videolarımda bu konudan bahsetmiştim. Bu arada da şunu söyleyeyim arkadaşlar, eski videolarımı izleyin. Yani bütün detayları, bütün üretim hakkında bilgileri, çiftleşme,
hakkındaki bilgileri, her şeyi anlattım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diğer videolarımızı izlemediği için aynı soruları tekrar sorabiliyor. O yüzden arkadaşlar size tavsiyem abone olarak geçmişe yönelik videoları izleyip aklınızdaki soruları gidermeniz ve faydalı bilgileri oradan almanız. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Niye döker yemi? Şimdi arkadaşlar bazı kuşlar, yani genelde kuşlar Aspuru, yulafı, nijer olsun, böyle yemin içindeki karışık olduğu zaman yemin içindeki ağzına hoş gelen şeyleri tercih ediyor. Yemleri tercih ediyor. Şimdi o yemi bulmak için de yemin diğer kısmını komple döküyor. Olayı anladınız mı arkadaşlar? Ne yapıyormuş? Kuş kendi sevdiği yemi bulabilmek için diğer yemleri gagasıyla, ayağıyla aşağıya döküyor. Bunun çaresi nedir arkadaşlar? Bunun çözümü şudur arkadaşlar. Bakın, ben kuşlarımı şurada gördüğünüz gibi daha önce de göstermiştim. Bakın, sade aktarı veriyorum. İçinde hiçbir karışım yok. Sade aktarı. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunun bir de diğer bir çeşidi var. Aktarı, sarıdarı, kızıldarı, bir de kırmızıdarı olması lazım. Kızıldarı. Aktarı, kızıldarı, sarıdarı, bir de siyahdarı. Hani siyah böyle kızıl bir darı var. Daha koyu böyle siyah gibi. Bu dörtlerinin karışımı olan yemler de var. Bunlardan da verebilirsiniz. Hani bunu koyduğunuz zaman sade dar olduğu zaman hayvan onun içinde farklı bir yem göremediği için onu dökmüyor arkadaşlar. Oradan ihtiyacı kadar yiyor, gerisini bırakıyor. Bir de yemlerinizin taze olmasına dikkat edin arkadaşlar. Yemleriniz taze olursa kuş onu dökmez, rahatlıkla yer. Zaten yemleri hani üstünde kabuklandığı zaman gördüğünüz zaman bilin ki hani üstünden yemiş, yem taze. Kuş hatta altını karıştırır, alttan da yemeye başlar üstteki bittiği zaman. Şimdi arkadaşlar diğer yemleri de ayrı yemliklerde vereceksiniz. Şimdi sade olarak mesela aktarıyı verdiniz. Diğer yemlerden de vermeniz gerekiyor. Zaten dediğim gibi mesela yulaf verecekseniz yulafı fazla vermiyorsunuz. Yulafı özellikle tüye girdiği dönemlerde, kuşun tüye girdiği dönemlerde bol şekilde veriyorsunuz. 2 hafta tüyden çıkarana kadar veriyorsunuz. Fazla vermiyorsunuz. 2 hafta içinde zaten tüyden çıkıyor hayvan. Aynı şekilde diğer kuşlarınıza da verebilirsiniz ama nasıl veriyorsunuz? Haftada bir avuç verirseniz yeterli arkadaşlar. Çok aşırıya kaçmıyorsunuz. Aşırıya kaçarsanız kuşunuzu tekrar tüye sokabilir. Dediğimiz gibi her şeyin fazlası zarar arkadaşlar. Aspuru da arkadaşlar haftada 2 kere 3 kere verebilirsiniz. Yavrulu kuşlarınıza bol bol verin. Yavrusu olan kuşlar Aspuru yiyip yavrusunu beslediği zaman çok faydalı olacaktır. Yani vitamini boldur. O yüzden sıkıntı yaşamazsınız. Bu yemleri ayrı verdiğiniz zaman, sade darıyı da ayrı verdiğiniz zaman sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Dediğim gibi kuşlarınızı eğer bir yere gidecekseniz, mesela tatile giderken muhabbet kuşlarını ne yapmam gerekir diye bir video olsun. Bu mesela ismini o şekilde hazırlayalım. Tatile giderken arkadaşlar eğer kuşunuzu evde bırakacaksanız ışık alacak bir yerde bırakacaksınız. Bunu da söyleyeyim. Işık alacak. Yani cama yakın ama güneş, direkt güneşle temas etmeyecek. Havalanması iyi. En azından hani bir camı yarım açabilirsiniz. Hava alma durumunda sıkıntı olmayacak. Güneş alacak çünkü gündüz güneşinden faydalanması lazım. Devamlı ışık yakarsanız da akşam kuşun uyuması gerektiği saatlerde ışığın yanması da kuşun psikolojisini bozar. O yüzden dediğim gibi ışık alacak, ortam olacak. Akıllı yemlik koyabiliyorsanız 2 tane koyuyorsunuz. Yavrulu kuşlarda fazla uzun süre bırakamazsınız. Çünkü anne yavruyu beslediği için babayla birlikte çok fazla yem tüketir. Ve yemlikleri çabuk bitirebilir. Onun haricinde diğer kuşlarınızı 4 gün, 5 gün, 2 akıllı yemlik, diğer küçük yemlikler dolu şekilde bol aspur koyabilirsiniz yemliklere. Ya bol aspur dediğim bir yemliğe koyabilirsiniz aspur, diğer yemliğe farklı bir yem koyabilirsiniz. Ama akıllı yemlikleriniz ve suluklarınız dolu olması gerekiyor. O şekilde ışık alan bir ortamda 3 gün, 4 gün, 5 gün 2 tane kuşunuz rahat bir şekilde idare edebilir arkadaşlar. Ama varsa tanıdığınız, öncelikle tanıdıklarınıza kuşlarınızı bırakmanızı tavsiye ediyorum.
Evet arkadaşlar, bugün şimdi konumuzu anlattık. Hani tatile gideceğiz. Çoğu arkadaşımız soruyor, bırakacak yeriniz yok. Ya 3 günlüğüne kuşunuzu bu şekilde idare edebilir. 4 gün idare edebilir ama fazla uzun süreli tatillerde kesinlikle kuşlarınızı birine emanet edin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, üretimim hakkında biraz bilgi vereyim demiştim. Bakın buradaki kuşum yumurtada yatıyor, bakayım. Şu anda çıkarıp çıkarmadığını bilmiyorum. Herhalde hiç daha çıkmamış. Daha çünkü günleri gelmedi bunların. Öyle biliyorum. Evet. Şu anda daha yumurta çıkmamış. Burada iki tane bebişim var. Bakın öyle bir saklanmışlar ki sanki şey yaşamıyorlar gibi, bakın. Öyle bir oraya girmişler ki bunları size. Şimdi arkadaşlar, bir de daha önceki videolarımda ben yumurtadan bir yavru çıkarmıştım. Çoğu arkadaşımız, çoğu hanımefendi bu kuş ölmüştür diyor. Bakın arkadaşlar, ben size daha önceki videolarımda da söyledim. Şu sarı olan, bakın şu sarı. Şu sarı var ya, şu sarı. Şu sarı oğlan var ya. Bu sarı oğlanı ben kendim yumurtadan çıkarttığım kuş arkadaşlar, bakın. Yuvalık aynı yuvalık. Ortadaki yuvalık. Zaten yumurta çıkarttığım videoda da gösterdim. Bak, yuvalık aynı yuvalık. Ve şu diğer de beyaz kardeşi. Bakın arkadaşlar. Bunu da daha önce zaten yavruyu yuvaya koyarken ve bir gün sonraki çekimde, bak, beyaz kardeş olacağını, hani ilk çıkan yavrunun beyaz olduğunu söylemiştim. Bu da benim yumurtadan çıkardığım mübiş. Bakın gayet sağlıklı bir şekilde büyüdü. Tüyleri falan çıktı. Bakın. Görüyor musunuz? Hani çoğu arkadaşım diyor ki o kuş ölmüştür. O kuş öldü. Şöyle böyle bir sürü yorum yapmışlar. Ama gördüğünüz gibi maşallah kuş sağlıklı bir şekilde büyüyor ve tüylenmiş. Burada da pamuğun annesi yatıyor yumurtada. Şu anda da ona bakayım. Bakalım. Daha bu da kuluçka dönümünü tamamlamamış. Yavrular daha tam çıkmamış. Burada da köşede de bir tepeli yavru veren kuşum. Babası tepeli olan kuşum yumurtalarda yatıyor. Evet. Bu da minyatür yumurta yapan kuşum arkadaşlar. Yumurtaların boyutları biraz büyüdü daha sonraki yumurtalarda. Yani tam normal boyutuna ulaşmadı ama bu kuşun cinsi. Bakın erkeği de tepeli olduğu için, dişi de aynı cins olduğu için yavruları tepeli çıkıyor. Daha önce de size göstermiştim. Bunların cinsi bu şekilde olduğu için arkadaşlar, bunların yumurtaları biraz ufak oluyor ama bakın yavrusunu göstereceğim size. Boyut bildiğiniz Çekoslovak boyutu ve tepeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Hem arkadan hem önden kabak tepe gibi değişik bir tepe şekli var. Bakın. Bunun adı da tepeli olsun. Evet arkadaşlar, bu şekilde tepeli kuşlarımın da üretimini sağlayacağım arkadaşlar. Çoğaltacağım. Güzel bir tepe şekli var. Hem üstten kabak tepe hem arkadan değişik bir tepesi var. İnşallah bu şekilde üretimimiz devam eder arkadaşlar. Bunlar tabii 4 aylık oldu. Genç kuşlarımız oldu. Burada 5-6 aylık, 4-6 aylık karışık kuşlarımız var. Bunlara eş aldıkça arkadaşlar, burada kendi aralarında eş seçiyorlar kendilerine. Ondan sonra eş aldıktan sonra ben bunları tekrar salmada şey yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de muhabbet kuşlarını tatile giderken ne yapmamız gerekiyor, nereye bırakabiliriz, onlara aç kalmamaları için nasıl bir yöntem uygularız, onu anlattım arkadaşlar. Videomuzu beğenerek, like atarak kanalıma abone olursanız bir dahaki videolarımı, hani bir daha paylaşacağım videoları kaçırmamış olursunuz. Daha önceki videolarımı da mutlaka izleyin arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İyi günler, bol üretimler diliyorum arkadaşlar.